şehitlerin olsun yazdığı oğlu adına, Mevlüt-i Şerif'i ve ondan beraber yol arkadaşları adına. Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve şehitler için Edin Eski Camii'nde mevlit okutuldu. (Gülüyor) 25 Mart 2009 yılında gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Edirne Büyük Birlik Partisi İl Teşkilatı eski cami önünde dev bir poster asarak merhum lideri unutmadık mesajı verdi. Yazıcıoğlu siyasetin bir etnik mücadele değil. Büyük Birlik Partisi Edirne İl Başkanı Arif Köroğlu burada gazetecilere yaptığı açıklamada gerçekleşen kazanın bir suikast olduğunu iddia ederek faillerin bulunmasını istedi. Onu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Türk milleti olarak her şeyi bunun peşinde olduğunu, bizlere takip ettiğimizi biliyorlar. Ama neden aydınlanmadığını diye sorarsanız, Muhsin abinin millete karşı sevgisinin ne kadar vatanına bağlı olduğunu, hatta Sayın Deniz Baykal'ın Muhsin Bey'in kazasında ve bu suikast olayında bu devletin bir adamıydı. Milletin adamıydı, meclisin sigortası diyerek söylemesinde ona da teşekkür ediyorum. Onun da sağlığından ilgili Allah hayırlı şifalar versin diyorum. Bazı siyasetçilerin merhum Muhsin Yazıcıoğlu için meclisin sigortası dediğini hatırlatan İl Başkanı Köroğlu, şehit Eşref Bitlis'i öldürenlerle Yazıcıoğlu'na suikast düzenleyenlerin aynı kişiler olduğunu iddia etti. Mesele. Ha bunu nereden diye sorarsanız Muhsin abinin olayının 28 Şubat'tan örneği var. 15 Temmuz'da bu milletin üzerine kurşun sıkan, ordumuza leke getiren bu hainlerin her şeyi asık asık ortada. Sayın Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı olduğu zamanda siz dediniz ki bunu kesiler mi söktü? Biz evet o kişilerin kim olduğunu beyan ettiğimizde ya olmaz diye söyleyenlere buradan seslenmek istiyorum. Aynı o kesiler Sayın Tayyip Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza suikastine gittiğini de asık asık beyan oldu. Orada ortaya çıktı. Ama ben buradan sesleniyorum. Bu kesilerin sahibini bulun. Adaletin önüne teslim edin. Biz bunların kim olduğunu da biliyoruz. 28 Şubat'ta tankları sokağa dökenler bunun arkasında olanlar. Büyük Birlik Partisi Yönetim Kurulu üyesi Kadir Terzi ise Yazıcıoğlu'nu tasvir eden yazıyı okudu. İzlerini Oğuz Kağan'a kadar uzanan adaletli, vefalı, olgun, kudretli, mazluma kol kanat geren, her zaman beklenen, sorumluluk bilincine sahip ve özgüveni yüksek sadece fiziki üstünlükle değil, Allah'ın insanlığa emanet ettiği yeryüzünü cennete çevirme ve cennete çevirmeye ülküsünden hareket yapılmıştır. Okunan mevlidin ardından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.